Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dikdörtgen ve kare karmasından oluşan 10. testin çözümünü yapacağız. Bu testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD dikdörtgeni şekil 1'deki gibi C köşesi DB köşegen üzerine gelecek biçimde BE doğrusu boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Evet C üst noktası ABCD dikdörtgenin köşegenlerin kesim noktası Köşegenler ne oluyordu arkadaşlar? Birbirini ortalıyordu. Tam köşegenlerin kesim noktası burasıysa diğer köşegeni de çizersek şu da şu da eşit olacak ama çizmemize gerek yok. Şuranın eşitliği bizim için önemli. Üstte binen açılar birbirine eşit. 90 ise burası da 90. Aa hocam dik tabanı parçaya böldü. Ne çıktı burada? Bir ikizkenar kenarlık çıktı. Sonra hocam üstte binen kenarlar birbirine eşit. Burayı c üstüye 2 vermişler. O zaman burası da 2. Üstte binen açılar da birbirine eşit. Bu açılar da birbirine eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak. E olay bitti mi? Bitti gibi sanki arkadaşlar. Sanki şurası bakın ne çıktı? Burası bir tane çift çizgiyken burası iki tane çift çizgi. Yani burası k iken 2k. Şu dik üçgene bakacak olursanız 90'ın karşısı 2k hangi açının karşısı k'dır? 30'un. Hocam burası da 60 yapacak. Yani bunlar 30 30 mu yaptı? 30'un karşısı, karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. Hocam burası da 2 kök 3. 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı 4'tür. Yani burası da 4. E 2 kök burası da 2 kök 3. Bizden dikdörtgenin alanı isteniyor. Alan dediğimiz nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz 2 kök ile 6'nın çarpımıdır. 2 kök 3 çarpı 6'dan cevap bu 12 kök 3 olur gençler. Evet birinci soruya böylelikle ne bulduk? Edremit bulduk. Geldik ikinci soruya. Evet KLMN orta noktalarmış. Hocam orta noktalarsa şu eşitlikleri şöyle bir koyalım isterseniz. Ve bir yerden başlayalım. Hocam şunlar eşitken şu orta noktalar olduğu için şunlar birbirine paralel olacak çünkü paralel kenar A'ya A olduğu için şu kenarlar birbirine paralel ve bunlar da birbirine eşit olduğu için bu paralel kenar çıktı. dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bu bir paralel kenar. Şu paralel kenardan bir yere gideceğim. Ben niye paralelliği söyledim burada? İlginç. Ha, şu bir paralel kenar. Şunlar da birbirine paralel oldu dolayısıyla. Aynı şekilde şunlar da birbirine paralel oldu. Madem paralellik var eşitlik var. Hocam burası A iken burası 3A. Normalde şöyle devam etmem lazım. B iken 3B, C iken 3C, D iken 3D demem lazım ama şu alanda 4'te 1'i, şu alanda tüm alanın 4'te 1'i, şu alanda tüm alanın 4'te 1'i, bu alanda tüm alanın 4'te biri olduğundan oradaki alanların birbirine eşitliği söz konusu olduğundan dolayı bu da A'ya 3A gittiyse bu da A'ya 3A gitmek zorunda arkadaşlar. Bu da aynı şekilde A'ya 3A, bu da A'ya 3A gidecek. Peki bu alan tüm alanın kaçta kaçıydı arkadaşlar? 4'te 1'i değil miydi? Evet. 3, 4, 5. 5 A ise 4'te 1'i. 5 kere 4, 20. Tüm alan 20 A bulunur. bulunur. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 A buradaysa buraya ne kaldı? 4 A kaldı. Bize diyor ki boyalı bölgeleri bölgelerin alanları toplamı karenin alanına oranı nedir? Neyse ortadakini bulmamıza da gerek yokmuş. Boyalı bölgeler 3, 6, 9, 12 bölü. Tüm alanı da zaten 20 A bulduk. 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 5. Cevabımız böylelikle 3 bölü 5 çıkar. İkinci soru denizli oldu. Gel, geldik üçüncü soruya. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimindeki kağıt bu şekilde katlanmış arkadaşlar. Burası 30 ise bunlar 60 ve üst üste binen açılar birbirine eşit olacağından dolayı bu açıda bu açılar birbirine eşit. E 60 derece ise burası 30, burası da 30 oldu. 90 derece biraz peltek konuştum ama idare edin. 90 sa burası da 90 oldu mu? Oldu. Sonra hocam burası 60, burası da 60. Oldu mu? Oldu. Ne isteniyor bizden? Kağıdın çift kat olan mavi boyalı parçasının alanı. 8 kök 3. Çok güzel. Tamam. Çift kat. Burası. Hocam burası A iken burası A kök değil mi? 30 60 90 üçgeninden. Aynen öyle. Yani sana diyor ki A çarpı A kök 3 bölü 2 eşittir. 8 kök diyor. Kök 3'lerinden A 16'dan A'yı 4 bulursun. A 4. O zaman burası 4 kök 3. Burası 4 yaptı. Burası da 4 kök yaptı? Evet. Tek kat olan sarı boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar karenin bir kenarını 4 kök 3 bulduk. O zaman burası da 4 kök 3, burası da 4 kök 3, burası da 4 kök 3 mü? Evet. Çevre isteniliyor bizden. Hadi bakalım topla. 4 kök 3 burada, 4 kök 3 burada. Burası da 4 kök 3 eksi 4. Özür. Çünkü şuraya kadar kısmı tamamı 4 kök Buraya kadar kısmı 4 kök eksi 4 yaptı. Ee, burası 4, burası da 4 kök değil mi arkadaşlar? Evet şöyle bakacak olursanız bu çevrede 4 kök 3 bir tane, iki tane, üç tane, dört tane var. 4 tane 4 köküç var. Sonra başka ne var arkadaşlar? Artı 4 var. Eksi 4 var burada. Bunlar da birbirini götürüyor. Eksi 4 artı 4 diyelim şöyle. Şunlar da birbirini götürsün. Çevremizde kaç yapar o zaman? 16 köküç yapar gençler. O zaman 3. soruyu böylelikle edremit bulduk. Geldik 4'e. Aşağıdaki noktalı kağıda çizilen sarı ve mavi dörtgenlerin kenarları birbirine paraleldir. Şunlar birbirine paralel. Ee, buradaki şu herhalde arkadaşlar birim kareler demek istemiş. Buradaki köşeleri ya da şu iki nokta arasındaki uzaklıklar bir birim. Ya da birim karelerin köşelerinden oluşan noktalardan deniliyor. Denilmek istenmiş galiba burada. Ee, burada ne yapalım o zaman? Şuradaki birim kareleri şeyleri bulalım. Şu noktalar yatay ve düşey noktalar arasındaki uzaklar hep kaçar birim arkadaşlar. Birer birim olduğunu biliyoruz. Ama şekle de baktığımız zaman bu şekilde ne yapacağız büyük ihtimalle arkadaşlar? Tabii ki alfa beta olayına dalacağız. Da Şimdi sarı üçgenin kenarlarını sarı üçgenleri bir bakalım arkadaşlar. Şöyle buna ait 1-2 kök 5 üçgeni var. Hocam buna ait de 1-2 kök 5 üçgeni var. Hocam şuna ait de 1-2 kök 5 üçgeni var. Hocam buna ait de 1-2 kök 5 üçgeni var. Şöyle sarı uzunlukları bulabiliriz. Sarı uzunluklar ne? Hocam burası 1 iken, şurası 2 iken 1-2 kök 5 üçgeninden şey çıktı. Hocam burası da 90 derece ya. Aslında alfa betaları dalabiliriz. Ama benden ne isteniyor? Mavi üçgenlere yoğunlaşmam gerekecek galiba arkadaşlar. E alfa betaları dalalım. Mavilere yoğunlaşacağım bu arada. Alfa beta alfa beta alfa beta. Mavilere yoğunlaşırken şunların birbirine paralelliğini vermiş hocam alfa iken. Burası alfa ise yöndeşlikten alfa. Burası beta yaptı. Ters açıdan beta. O zaman burası alfa yapar. Ee, ondan sonra Şurası alfayken burası da alfa. Burası da beta oldu. Mavi kenara yoğunlaşacağım. Ters açıdan burası alfa. Tamam şuralara gideriz arkadaşlar. Ya da şuranın 2 olduğunu biliyoruz zaten. Şurası da alfa yaptı. Ters açıdan alfa. Burası beta. Beta alfa. Bunlara dalalım arkadaşlar. Alfa beta beta alfa. Şimdi mavi üçgenin kenarlarına yoğunlaşacağım. Gençler şuraya baktığınız zaman ben şu benzerliği çok severim. Alfadan betaya geçiş bakın. Şu sarı üçgende alfadan betaya geçiş 1'e 2. Diğer üçgenlerde de vardır. Ama hocam diğer kenarları biliyor musun? Bak burası 1 bir birim. A alfadan beta'ya geç 1 2. O zaman burası 1 bölü 2. Ee, burada 1 bölü 2 1 var. 1 2 kök 5 üçgeni. Yani e, 1'e 2 oran varsa küçük olanın kök 5 katıydı. Kök 5 bölü 2 mi yapar burası? Evet. E ee, hocam burası 1 bölü 2 şu uzunluk bir tamam 1 olduğundan burası da 1 bölü 2 yaptı. Burası da 1 bir birim. Şuraya bakacak olursak burada da A'ya 2 A oran var mıdır? Vardır. 1 2 kök 5 üçgeni A kök 5 de buradan 3 bölü 2 eşit 1 artı 1 2'den dolayı o zaman A'yı da buradan ben ne bulurum? 3 bölü 2 kök 5 bulurum. 3 bölü 2 kök 5 bulurum. Çok güzel. Şu bir kare sarı olan bir kare ise kenarlarına paralel bir şey çizilmişse bu da bir kare gibi gözüküyor. Ben bir kenara yoğunlaşırsam yani şurayı da bulursam diğer kenarı da bulmuş kabul edebilirim. Ya da aynı işlemleri yaparsınız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Şurası da bir birim ya. Burası da 1 bölü 2 yaptı. Burası da 1 bölü 2'nin kök 5 katı. Burası kök 5 bölü 2 yapar. Ondan sonra hocam e, burası da 1 bölü 2 yaptı. Şurası da 1 bölü 2 ve 1 olduğundan dolayı aslında 3 bölü 2 burası. Hipotenüsü 3 bölü 2 olan A'ya 2A mıdır? Evet. Şurası 1 bölü 2 değil. A'ya 2A. Aynı eş üçgen arkadaşlar. Bakın şu üçgenle şu üçgen aynı eş üçgen. Hatta buraya gelecek olursanız burası da 1 bölü 2 yapar şöyle. Şurası 1 yaptığından burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Toplamda 3 bölü 2. Şu siyahla gösterdiğim üçgenler hep ne oldu arkadaşlar? Eş üçgenler oldu. O da A'ya 2A oldu. Şurası A. Şurası da 2A oldu arkadaşlar. A'yı da 3 bölü 2 kök 5 bulduk zaten. Yazacak olursanız da o şekilde de bir ispat da çıkmış olur. Dikkat ederseniz 2A var A var kök 5 bölü 2 var. 2A var A var kök 5 bölü 2 var. Biraz önceki dediğim şey doğru çıktı. Bu bir kare çıktı arkadaşlar. E o zaman A'yı da 3 bölü 2 kök 5 bulduk. Karenin bir kenarı ne oldu arkadaşlar? Karenin bir kenarı 3A artı kök 5 bölü 2. 3A artı kök 5 bölü 2'nin nesi isteniliyor arkadaşlar? Bizden karesi isteniliyor. Çünkü alan isteniliyor. A dediğimiz neydi arkadaşlar? Hocam A dediğimiz 3 bölü 2 kök 5'ti. 3 ile çarpınca 9 bölü 2 kök 5. 9 bölü 2 kök 5 artı kök 5 bölü 2 burası. Bunun karesi isteniliyor bizden. Ee bunu kaçla? Direkt buraya kök 5 ile çarpınca olay bitecek. E 9 bölü 2 kök 5 artı 5 bölü 2 kök 5 9 5 daha 14 bölü 14 bölü 2 kök 5 yaptı burası. Bunun karesi yani 7 bölü kök 5'in karesi isteniyor bizden. O da 49 bölü 5 mi yapar? Evet. Cevabımız böylelikle akçay çıktı. Dördüncü soruda arkadaşlar. Güzel bir soru. Farklı şekillerde yapılabilir mi? Denemek lazım. Ben birim kareleri çizdim. O noktaları kullanmam lazımdı. Alfa beta. E bence e, anlatırken uzun gibi oldu da sanki en kolay çözüm yöntemi de bu diğer ekstradan farklı bir çizim yapmak ya da fanteziye girmek bilmiyorum olur muydu? Ya da ne bileyim şuradaki uzunluklardan gidebilirdik bir bir şurayı da bir şu üçgenle şu üçgende kelebek benzerliği var deyip oradan da gidebilirdik. Bak burada daha güzel bir şey de yakaladık şunların birbirine eşitliği falan filan. Farklı farklı çözüm yöntemi var tabii ki. Ben spontane çözdüğüm için bu çözüm geldi. Sizler de farklı çözümler deneyebilirsiniz. Evet dördüncü soruyu Akçay'ı bulduk. Geldik beşinci soruya. Şekildeki karenin karşılık iki köşesinden, karşılık iki kenarın ortasına mavi doğru parçalar çizilmiştir. Karenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Çok güzel. Tamam. Hoppala cuppala. Orta noktaymış, orta noktaymış. Hocam burası A, burası A. Kare olduğundan dolayı 2A. Ya en sevdiğim bir şey var. En sevdiğim bir şey var. Alfabet'e dalacağız. Da Alfa, beta. Hocam burası da 90 ya. Alfa, beta. Çünkü turuncu dikdörtgen çizilmiş. Bu dikdörtgen burası da 90 derece. Alfa, beta, alfa, betalar havada uçuşuyor. Alfadan betaya geçiş en sevdiğim şey. Hocam alfadan betaya geçiş 1'e 2 oran var. Aynı şeyi burada uygulayalım arkadaşlar. Oran istenildiği için en küçük üçgenden başlıyorum. Hocam şurada 1 dedim. Aslında k'ya 2k demem lazım da. Alfadan betaya geçiş 1'e 2. Hocam burası 2 yaptı. 1, 2 kök 5 üçgen oldu burası. Burası da kök 5 mi oldu? Evet. E hocam alfadan beta'ya geçiş 1, 2 idi. Şurası betaydı. Niye sildiysem. Ha, burası da 2 kök 5. Aa kök 5'e 2 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeni kök 5'in kök 5 katından dolayı. Bunun da tamamı 5 mi yapar arkadaşlar? Evet. Bu arada burası 2. Alfadan beta'ya geçiş 1, 2. Burası da 1 olduğundan dolayı. Ve bunun tamamı 5 olduğundan dolayı. Buraya da 4 kaldı. Şekildeki dikdörtgenin alanının. Yani 4 çarpı 2'nin Karenin alanına oranı 2 kök 5'in karesine oranı. Hocam bu 8 bölü 20 yapar. O da kaç yapar? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 5. Cevabımız 2 bölü 5 yapar. Yani cevap 5. soruda E dremit oldu. Geldik 6'ya. Ya bir üçgenin alanı sorulmuş. Bir üçgenin alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. E ne yapacağız hocam burada? 90'larda havada Bu Şurası da 90 derece. Öncelikle bir alfabetiye dalalım. Çünkü Herhangi bir taban yok hocam. Bu taban olsa buraya ait yükseklik çizerim. Bu taban olsa buraya ait yükseklik çizelim. E, şu taban olsa buraya ait yükseklik çizelim. Herhangi bir taban yok maalesef. O zaman bir alfa beta'ya dalalım. Alfa beta. Tamamı 90. Alfa tamamı 90. Burası beta, burası da alfa. Aynı zamanda burası da beta, burası da alfa oldu mu? Oldu. Şimdi 15 burası 15, 15 20 ne üçgene? 25 üçgene. Şurası da 25 olduğundan dolayı kırmızıyla gösterdiğim yer. Hocam burası 3 4 5'in katı. O zaman burası da 3 4 5'in katı. Dikkat edin arkadaşlar. Burada beta'nın karşısı 3'ün katı. Burada da beta'nın karşısı 3'ün katı. 3K, 4K diyebiliriz. E hatta burada 5K eşittir 15 ise K'yı buradan 3 bulursun. Burası da 12 mi olur? Evet burası da kaç olur? 9 olur. A tamamı 20 olduğundan dolayı. Yok 15, 20, 25. Bunun tamamı 25 olduğundan dolayı buraya 16 kaldı. Hocam 16 belli. Şimdi o zaman bu üçgende alanını bulmak için tabanına ait yüksekliği bulmam lazım. Şu yüksekliği bulursam olay bitti arkadaşlar. 16 tabanına ait yükseklik. <laughs> Zaten 12 iken şuradaki yüksekliğin buranın 12 olduğunu biliyorum. Bana burası lazım o geldi arkadaşlar. Şunlar birbirine paralelse. 90 ise yönde eşitten burası da 90'dır. Haşı bulacağım. Yani şöyle bir şey çıktı gençler. Ee, şöyle bir dik üçgen çıktı. Ve bu dik üçgende şu haş eksik. Bazılarınız hissederek yapmıştır büyük ihtimalle. 15, 20, 25. Ee, hocam. Direkt alandan gidebiliriz. 25 çarpı h bölü 2 15 çarpı 20 bölü 2 ya da direkt hissedebilirsiniz. Hocam 15 var 9 12 15 12 16 20 sağlanıyor diyebilirsiniz. Ama ben alandan gideyim isterseniz. 25 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit. Ve buradan da h'ı 12 bulursunuz arkadaşlar. H 12 çıktı. O zaman üçgenin alanı ne olacaktır? Taban 16 iken yükseklik 24 çıktı. 16 çarpı 24 bölü 2. 8 4 kere 8 32. Valla arkadaşlar sonu ikili bir tek 192 var. Buradan da işleminizi yapacak olursanız 192 olarak bulursunuz. Cevap böylelikle altın soru bak. Cevap anahtarına bak. Altın soru bak. Gördünüz mü? Akçay çıktı arkadaşlar. Yani sen 8 ile 24'ün çarpımı zaten 16 192 çıkıyor. Direkt bulabilirsin de önemli değil. Ve geldik 7. soruya. İkisi eş. 3 tane dikdörtgen leva verilmiştir. Ve uzunluk 6 birim ve şurası da verilmiş. Arkadaşlar şunu şöyle döndürdükleri zaman B noktası etrafında döndürdü. BK uzunluğu yine 4 müdür 4'tür. LE uzunluğu yine 4 müdür 4'tür diyeceğim ama 6 birim vermiş pardon. Ee, sen bunu 30 derece döndürmüşsün. Bu uzakları aynı olduğu için dönüşleri aynı olmak zorunda. Birbirinin simetri çünkü burası. O zaman burası 60 yaptı hatta. Bu da 30 derece dönmüş olur. Tam bu dikdörtgenin burasına geldiği için burası da 60 derece, burası da 30 derece, burası da 30 derece oldu. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. Ve bunun kenarı 14 verildiğine göre o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 2 birim kaldı. Ee, 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. Aynı şekilde buraya da 2 birim kaldı. Ve burası 6 kök 3 çıktı. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 30 90'sa burası 60 oldu. 30 90'sa burası da 60 oldu. 60'ların mantığını kullanalım hocam. Şuradan bir dik çizelim. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 yapar. Hop şuradan da bir dik çizsen 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 çıkar. 2 iken burası da 2 mi yaptı? Evet. Aa, burayı bulmuş olduk. Kaç bulduk? 2, 3, 4. Burası 4 ve burası 6 kök Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı da 4 ile 6 kök 3'ün çarpımı yapacaktır. Yani 24 kök 3 yapar cevap arkadaşlar. Böylelikle 24 kök 3 yani kaçıncı soru? 7. soruyu böylelikle ne bulduk? Cihan bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik. 10. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 11. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.